Evet arkadaşlar, tiyatro konusuna geldik. Biliyorsunuz ki daha önce hikaye ve roman türlerini görmüştük. Aslında bir başlık olarak son başlığımız tiyatro. Nedir tiyatro? Bir izleyici topluluğunun önünde sahnede canlandırılmak üzere yazılan edebi türe biz tiyatro adını veriyoruz. ÖSYM bizim için şöyle sorular karşımıza getiriyor. Özellikle tiyatronun hangi metinlerde yer aldığını soruyor bize. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle göstermeye dayalı metinler kısmına girdiğini biliyor olmamız gerekiyor. Zaten çok kolay bir şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Tiyatroyu biz biliyorsunuz ki izliyoruz. Hani canlı olarak izliyoruz ayrıca. Buradan da aslında öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bizim için tiyatro antik Yunan'dan geliyor aslında. Dini törenlerle ortaya çıkmış bir kısım. Baktığımızda iki şekilde karşımıza geliyor tiyatro, Batı tiyatrosu ve geleneksel Türk tiyatrosu diye. Özellikle ÖSYM'nin bizi şaşırttığı bir nokta var ki, Batı tiyatrosunun biliyorsunuz diğer adı görüyorsunuz şu anda, modern tiyatro. İkisini de bize, ikisi de arkadaşlar hani farklı farklı düşünülüyor. Batı tiyatrosu ne, modern tiyatro ne diye. Ama ikisi de arkadaşlar aynı şey aslında. Biri modern tiyatro, diğeri ise Batı tiyatrosu diye. Lütfen bu ikisine dikkat edin. Özellikle ÖSYM karışıklığı çok seviyor. İkinci adları çok seviyor. Ne olur Batı tiyatrosu ve modern tiyatronun aynı olduğunu bilelim. Peki Batı tiyatrosu kaç ayrılıyor? Üç ayrılıyor. Trajedi, komedi ve dram. Özellikle yine trajedinin diğer ismini de tercih edebiliyorlar. Tragedya diye. Buna da dikkat edin. Peki bizim geleneksel Türk tiyatromuz var, geleneksel halk tiyatromuz var. Onda da beş başlığı görüyorsunuz. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Tiyatronun yapı unsurları bildiğiniz roman ve öyküdeki ile aynı aslında. Bir dramatik örgü var. Ne demek dramatik örgü? Olay dizisi aslında. Yer kısmı var. Geri geldim. Kişi şahıs kısmı var, zaman çatışma. Bildiğimiz, tekrar ediyorum, roman ve hikayedeki aynı aslında unsurlar var. Bir bilgi notu paylaşılmış bizle. Üç birlik kuralını görüyorsunuz. Ne demek üç birlik kuralı? Bir mekanda olacak durumumuz, bir olay olacak ve bir zaman diliminde gerçekleşecek. Ne demek bir zaman dilimi? 24 saat içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor üç birlik kuralının oluşabilmesi için. Daha sonraki başlıklarda göreceksiniz. Bize birazdan lazım olacak üç birlik kuralı. Lütfen unutmayalım. Dikkat. Evet, temel tiyatro terimlerini görüyoruz. Çoğunu bildiğiniz şeyler. O yüzden bilmediğimiz yerlere aslında gelebiliriz. Özellikle bizim karşımıza bir terim çıkıyor ki tirat. Ne demek tirat? Uzun soluklu sözler. Şimdi bizim bu kadar bilgiyi ezbere bilmemiz mümkün değil. O zaman biz ne yapıyoruz? Kendimize anahtar kelimeler buluyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Tabii ki de biz burada rehber oluyoruz ama sizler de kendinize anahtar kelimeler seçebilirsiniz. Tirattaki anahtar kelimemiz ne? Uzun konuşma. Yani uzun soluklu, coşkulu sözler demek yerine biz ne yapıyoruz? Hemen ufak bir şekilde yazıyoruz yanına. Diyoruz ki tirat nedir? Uzun konuşma. Diyaloğu geçtim. Monoloğa geldim. Monoloğu da çok fazla soruyor ÖSYM. Ne demek? Kişinin tek başına aslında konuşması. Bir iç konuşma gibi düşünün. Onun dışında bizim için önemli olan bir kısım da jest ve mimik. ÖSYM birkaç yıldır fazla soruyor bunu. Nedir jest? El, kol ve beden hareketleri. Mimik ise arkadaşlar bildiğiniz yüz ifadeleri. Şöyle geçiyorum. Bakın hepsini görüyorsunuz. Hepsi bildiğiniz şeyler. Adaptasyona geldim. Yine bir anahtar kelime lazım bana. Siz de görüyorsunuz. Bu kadar çok şeyi aklımda tutmam çok zor. O zaman yine bir anahtar kelimem var arkadaşlar benim. Nedir o da? Uyarlamadır. Bakın tekrar ediyorum. Adaptasyon ne arkadaşlar? Uyarlama. Devam ediyorum. Pandomime geldim. Yine bizim için önemli bir nokta. Pandomim'de arkadaşlar sözsüz oyun. Yine bir anahtar kelimemiz var burada. Sözsüz oyun diyoruz pandomime. Yine özellikle geleneksel halk tiyatrosu için karşımıza gelebilecek bir tulaatı görüyorsunuz. Ne demek tulaat? Doğaçlama demek arkadaşlar. Bunu da bilmemizde yarar var. Şöyle. Evet, doğaçlama var bizim için önemli olan. Buraya da dikkat edelim.
Şimdi bunları bilmemizde yarar var. Çünkü bu terimleri eşleştirme olarak karşınıza getirebiliyor. Şöyle aşağı yukarıda yapabilirim. Lütfen kendimize bir anahtar kelime bulup bu terimleri bilelim arkadaşlar. Tekrar ediyorum, özellikle eşleştirme olarak karşımıza getirebiliyorlar. Batı tiyatrosu kısmına geldim. Biraz önce de söyledim. Antik Yunan'dan aslında karşımıza geliyor tiyatro ve dini törenlerle ortaya çıktığını söylemiştik. Batı tiyatrosu kendi arasında üçe ayrılıyor. Trajedi ile başlıyoruz. Baktığımız zaman bizim için önemli detaylar var burada. Trajedi nedir? Acıklı olayların anlatıldığı aslında tiyatrolar diye biliyoruz. Aklımızda bu şekilde kalıyor her zaman. Peki özelliklerine bakacak olursak bizim için bilmemiz gereken en önemli detay baktığımızda konusu arkadaşlar mitolojiden ve tarihten alınıyor. Bu detaylara dikkat edelim çünkü birazdan komediyle kıyaslayacağız. Onun dışında baktığımız zaman şöyle hemen geçiyorum. Önemli yerlere geliyorum arkadaşlar. Özellikle çok zamanınızı almamak adına. Seyircinin korku ve acıma duygularını harekete geçirerek bir tür arınma sağlamayı amaçlayan bir tiyatrodur demiş. Bizim özellikle bakın altını çize çize söylüyorum. Benim hep söylediğim bir şey var. Boyalı kalemlerinizi hazırlayın diye. Şimdi şöyle hemen bakıyoruz. Lütfen boyalı kalemlerimizi çiziyoruz arkadaşlar. Bakın en önemli yer. Aslında trajedinin anahtar kelime kısmı burası. Erdem ve ahlak. Siz erdem ve ahlak arkadaşlar gördüğünüz anda ne yapıyorsunuz? Trajediyi işaretliyorsunuz. Devam ediyorum. Kişiler, olağanüstü varlıklar. Kimdir bu olağanüstü varlıklar? Tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar. Bu kısma dikkat etmemizde fayda var. Bizim için önemli bir detay daha, biraz önce üç birlik kuralını anlatırken söylemiştim işimize yarayacak diye. Üç birlik kuralına uyulur arkadaşlar burada. Buna da dikkat edelim. Acı olaylar sahnede asla canlandırılmaz. Manzumdur. Kaba saba sözlere yer verilmez. Ne demek bu? Sahnede bu sözler söylenmez. Ya da atıyorum sahnede acıklı bir olayı göremezsiniz. Arkadan size bu duyurulur. Arkadan ifade edilir. Önemli bir detayımız var burada. Beş bölümden yani beş perdeden oluşuyor. Buraya dikkat etmemizde yine fayda var. Koro ve diyalog bölümleri var. Buranın da altını çizmemizde fayda var. Şöyle hemen silelim. Altını çiziyoruz buranın da şu şekilde. Koro ve diyalog bölümlerine de dikkat ediyorsunuz. Geldim komediye. Şimdi komedide aslında ne biliyoruz? Gülünç yönlerin ele alındığını biliyoruz. Ama sadece gülünç yönler alınmıyor. Gülünç ve aksayan yönler aslında ele alıyor. Amaç ne arkadaşlar? Amaç güldürürken düşündürmek. Buna dikkat ediyorsunuz. Lütfen tekrar ediyorum. Amaç güldürürken düşündürmek. Konularını günlük hayattan alır. Trajedi konularını nereden alıyordu? Konularını mitolojiden ve tarihten alıyordu. Kişiler halk tabakasından sıradan insanlar. Baktığımızda trajedide olağanüstü varlıklar vardı. Bakın bizim için önemli bir nokta. Üç birlik kuralı. Üç birlik kuralı bizim için önemli. Dikkat ediyoruz. Ne diyor? Uyulur diyor. Bu ne demek? Trajediyle ilk defa bir ortak noktası çıktı demek. Bize sadece aslında karşılaştırırken farklı yönlerini sormuyorlar. Bize ne yapıyorlar arkadaşlar? Ortak yönlerini de sorabiliyorlar. ÖSYM bize bunu yapıyor. İkisinin de ortak noktası şu anda ne? Üç birlik kuralına uyulması. Baktığımız zaman yine öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılabiliyor. Ama trajedide böyle bir şey yoktu. Üslupla seçkinlik aranmaz ama trajedide aranıyordu. Kaba sözlere, şakalara burada yer veriliyor ama trajedide yer verilmiyordu. Bakın çok rahat karşınıza böyle özellikler getirilebilir. Yine başka bir ortak noktadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Beş bölümden oluşur demiş. Beş perdeden. Bakın yine trajediyle ortak bir nokta bulduk. Ortak noktamız iki oldu. Dikkat ediyoruz. Yine bir altında göreceksiniz. Koro ve diyalog bölümleri var dedi. Aynı kısmı nerede de gördük?
Trajedide de gördük. Ne oldu? Ortak noktamız 3 oldu. Lütfen arkadaşlar bu kısma dikkat edelim. Yine bir bilgi notumuz var. Biz bu konuyla ilgili konuştuk. O yüzden hemen geçtim burayı. Evet, aşağıya iniyorum. Bilmemiz gereken önemli bir yere. Fransız edebiyatında bizim için önemli noktalardan, temsilcilerinden bir tanesi Molière. Bizim için önemli, dikkat edin. Biliyorsunuz ben telaffuzlarda bazen zorlanabiliyorum. Siz alışkınsınız bana. Bunu söylediğinizi tahmin ediyorum yani. Geldim benim için önemli bir noktaya, Türk edebiyatına. Peki Türk edebiyatında ilk komedi örneği nedir? Şinasi'nin şair evlenmesidir. Bir töre komedisi aslında, birazdan göreceksiniz. Bir Müştak Bey'imiz var. Müştak Bey'in başından geçen olayları anlatıyor. Peki konusu ne bu şair evlenmesinin? Konusu aslında... Evet, Şinasi'nin şair evlenmesinde bir Müştak Bey'imiz var demiştik. Bu Müştak Bey'imizin aslında olayı anlatılıyor. Nedir konusu? Konusu görücü usulünün aslında sakıncaları anlatılmaya çalışılıyor. Dikkat etmemize yine buraya fayda var. Şinasi'ye geldiğim zaman bir kez daha tekrarlayacağım şair evlenmesini. Şimdi komedi çeşitlerine bakalım. Karakter komedisi var karşımızda. Töre komedisi var. Karakter komedisi bildiğiniz, bakın yine anahtar kelimelerimiz burada işin içinde. İnsan tiplerinin aslında gülüştüklerini işler demiş. Karakterden yola çıkabiliyorsunuz. Töre komedisine geldiğim zaman da töre ve geleneklerle aslında bu kısmın gülünç ve aksak yönlerini ne yapıyor? Bize eleştiriyor. Biraz önce söyledim ben size. Neydi buradaki komedimiz? Aslında şair evlenmesi bu türe örnekti. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şair evlenmesi bir töre komedisi. Lütfen dikkat. Entrika'da olayların akışıyla güldürmeyi amaçlayan basit bir komedi aslında. Geldik üçüncü kısmımıza, dram. Şimdi biz trajedi ve komediyi gördük. Biz şimdi bu ikisini harmanlayacağız. Ne demek harmanlamak? Acıklı ve güldürücü olaylar bu sefer bir arada işlenecek. Yani karşınıza hem acıklı olay gelebilir hem de güldürü olayları gelebilir. Aslında günümüzde çoğu tiyatronun da dram olduğunu söylemekte fayda var. Çok fazla trajedi ve komediyi net olarak göremiyoruz eski dönemden. Konular tarihten de alınabilir, günlük hayattan da alınabilir. Buna dikkat etmemizde yine fayda var. Kişiler her sınıftan olabilir. Bakın harmanladık. Burada işte en önemli noktalardan bir tanesi. Hem komedide hem de trajedide üç birlik kuralı vardı. Fakat bu kısımda arkadaşlar, bakın altını çiziyorum, boyalı kalemlerimizi çiziyoruz. Üç birlik kuralına uyuma şartı yoktur dramda. En çok karşınıza bu gelecek. ÖSYM daha önce defalarca sordu. Yine de karşımıza getirebilir. Evet, öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilebilir demiş. Devam ediyorum. Şiir ya da düz yazı biçimde yazılabilir. Perde sayısı konusunda bir kural yoktur demiş. Bakın yine bir sıkıntımız var. Diğer tarafta perde sayısı 5'ti. İki tarafta da ortak noktaydı. Burada öyle bir kural yok. Üslupta seçkinlik aranmaz. Kaba ve argo sözlere yer verilebilir. Bakın yer verilir demiyor. Yer verilebilir diyor. İsterse vermeyebilir. Buna dikkat edin. 18. yüzyılda romantizm akımıyla birlikte yaygınlaşmıştır demiş. En önemli temsilci kısmına bakıyoruz. Shakespeare, Victor Hugo, Goethe, Schiller demiş. Özellikle bizim için Victor Hugo bu noktada önemli. Geldik bizim için en önemli yerlerden bir tanesine. Türk edebiyatında ilk dramlar Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılmıştır demiş. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Özellikle Namık Kemal'e dram türünde dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bize farklı bir bilgi notu daha vermiş. Bizim için önemli. Farklı tiyatro çeşitleri de karşımıza geliyor. Melodram, fairy, sketch, farce, vaudeville diye. Özellikle fairy'ye dikkat etmenizi istiyorum. Biz aslında geçen sene 11 edebiyatta bunları konuştuk. Bunları biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet tiyatrosudur, tiyatro vesaire hepsine hakimdik. Bu temel tiyatroları da biliyoruz.
terimlerini de biliyoruz. Feyri'ye geldiğimde masalımsı, olağanüstü olayları işleyen oyundur demiş. Bu oyunların içerisinde işte cinler işin içine giriyor, periler işin içine giriyor. Şöyle bir dipnot vereyim aklınızda kalması açısından. Biliyorsunuz ki bulaşık deterjanımız var Feyri. Kendisi ne demek istiyor bize? Ben her bir peri kıvamındayım ve her şeyi ve her bulaşığı temizlerim diyor. Buradan aklınızda kalabilir. Feyri'ye dikkat etmenizden yanayım. Geldik skeç kısmına. Oraya geçtim. Zaten çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Farsa geldim. Yalnızca güldürme amacı güden, argoya yaslanan kaba komedi türü. Yine anahtar kelimemiz burada. Kaba komedi diyebilirsiniz. Ya da argo ve kaba komedi de diyebilirsiniz. Bu iş artık size kalmış. Vaudeville'e geldim. Türk ve şarkılara yer verilen hafif eğlenceli bir tiyatro demiş. Özellikle tekrar ediyorum. Fairy, Fars, Vaudeville'e dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik geleneksel halk tiyatromuza. Şöyle bir şey söyleyeceğim, çok da uzatmayacağım. Doğaçlama oynanıyor arkadaşlar bu oyunlar. Hepsi doğaçlama oynanıyor. Çoğunu bildiğinizi düşünüyorum. Özellikle Ramazan aylarında bize çok fazla getiriyorlar. Karagöz oyununu, orta oyununu görebiliyorsunuz. Burada tek bilmemiz gereken şey aslında bizim doğaçlama olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Başlayacağım Karagöz'le. Şöyle baktığımızda şimdi ufak bir hatırlatmada bulunayım. Karagöz ve Hacivat diye biliyoruz biz bu oyunu. Yani adı bu. Karagöz ve Hacivat. Ama şöyle baktığınız zaman ne yazıyor? Karagöz yazıyor. Yani oyunumuzun adı Karagöz ve Hacivat değil. Oyunumuzun adı arkadaşlar Karagöz. Bu notu vermek zorundayım çünkü herkes Karagöz ve Hacivat diye bir aslında yazı arıyor. Böyle bir yazıyı bulamazsınız şıklarda. Karagöz sadece. Buna dikkat edelim. Bir perde de arkasından oynatılıyor. Çok çok rahatlıkla hepimizin bildiğini düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Ama bazı terimler var bizim için önemli olan. Ki bakın kırmızıyla da bize ifade etmişler. Karagöz oynatıcısına hayali, kurgusal veya hayalbaz adı verilir demiş. Bizim için burada önemli olan ÖSYM karşımıza bizim hayalbazı getirecek. Buraya dikkat edin. Yardımcıları çırak, yardak, dairezen, sandıkkar demiş. Burada da bilmeniz gereken yardımcı yani çırağı aslında yardak. En çok karşınıza bilgi yanlışı olarak da karşınıza getirecekler. Hayalbaz ve yardak gelecek. Lütfen bu kısma dikkat edelim. 4 bölümden oluşur demiş. Bizim için 4 bölümden oluşması da çok önemli. Birazdan size böyle ufak ufak göstereceğim bu 4 bölümü. Buraya dikkat. Devam edelim. Mukaddime ile başlıyor. Ne demek mukaddime? Şimdi hepsini biliyor olamayız tabii ki de. Mukaddime giriş demek. Burada şöyle bakalım. Bakın bilmemiz gereken yeri göstereceğim mukaddimede. Hacivat sahneye geliyor arkadaşlar. Bir semayı söylüyor. Ve arkasından da Karagöz'ü davet ediyor. Bilmemiz gereken yer burası. Tekrar ediyorum. Mukaddime giriş bölümü. Hacivat sahneye geliyor. Ve bir semayı söyleyerek, bazen gazel de okuduğu oluyormuş ama genelde bize semayı deniliyor. Semayı söyleyerek Karagöz'ü davet ediyor. Atışma başlıyor bundan sonra. Asıl önemli kısım burası. Artık atışma başlıyor. O atışmaya da biz muhavere adını veriyoruz. Bu bölümde de Hacivat'la Karagöz birbirlerine bilmece soruyorlar. Atışıyor, konuşuyorlar aslında, sohbet ediyorlar. Ve fasıl bölümüne geldim. Fasıl bölümü de oyun diye geçiyor ama asıl oynandığı yer aslında. Ve sadece bu bölümde Karagöz ve Hacivat olmuyor. İşin içine Zenne giriyor. İşin içine işte Tuzsuz Deli Bekir giriyor. Farklı tiplemeler de karşımıza geliyor. Şimdi bu Karagöz'ün bir yaratıcısı var. Karagöz'ün yaratıcısının adı Şeyh Küşteri. Ve bu yüzden de bu oyuna ya da alana bazen işte Şeyh Küşteri Meydanı da denilebiliyor. Belki karşınıza sorular da getirebilirler. Dikkat edelim. Bitiş bölümüne geldim. Burada da işte bittiğini söylüyor. Özür dilerler. Özellikle buna da dikkat etmekte fayda var. Özür dileyerek oyunumuzu bitiriyorlar.
Gelelim tipler kısmına. Karagöz nasıl bir tip? Çok fazla ifade edilmiş bize. Aslında şunu söyleyebilirim. Karagöz cahil kesimi temsil eden bir tip. Sürekli Hacivat ona iş buluyor. Her seferinde de işi batırıyor. Böyle bir tip. Fakat içi dışı bir adam. Bu yüzden de cahil kesiminde aslında tam anlamıyla sağduyulu bir insanı temsil ediyor. Öyle de söyleyebiliriz. Karısıyla da sürekli didiştiğini söylerler. Doğru mudur bilemeyiz. Geldik Hacivat kısmına. Hacivat da yarı aydın bir tipleme. Kendisini çok bildiğini düşünür. Biliyorsunuz bazen çok bilmek de önemli değil. Çok bildiğiniz zaman ukalalıkla yapabilirsiniz. Hacivat böyle bir tipleme. Çok şey bildiğini zannediyor. Aslında yaptığı sadece ukalalık. Tekrar ediyorum, Karagöz cahil kesimi temsil ediyor. Hacivat ise yarı aydın kesimi temsil ediyor. Arkadaşlar görüyorsunuz, şöyle de yapalım. Hemen hemen hepsinden bahsettik. Evet arkadaşlar, devam edelim yine. Bu sefer de diğer tiplemelerimizi görelim. Sadece Karagöz ve Hacivat yok. Çelebi, işte Beburuhi, Tiryaki, Kayserili. Bakın bu şekilde gidiyor. Bunlara mutlaka anahtar kelimeler vermek zorundasınız. Onun dışında şu anda yapacağımız pek bir şey yok. Mutlaka tekrar diyorum, bu tiplemelere anahtar kelimeler verin arkadaşlar. Özellikle bizim karşımıza Tuzsuz Deli Bekir geliyor. Tuzsuz Deli Bekir sarhoş bir tiplememiz. Karşımıza gelebilir. Lütfen dikkat. Yine Arnavut demiş. Böyle tiplemelerimiz geçiyor. Rumeli, Yahudi, Frank. Yine önemli gördüğüm yerde durduracağım. Çerkez, Matiz. Tekrar ediyorum, mutlaka bu tiplemelere belli başlı anahtar kelimeler bulmak zorundayız. En önemli noktalarından bir tanesi Zenne. Zenne nedir? O zaman içerisinde maalesef ki bizim kadın oyuncularımız yoktu. Sadece erkekler oynayabiliyordu. Belli başlı tanzimata kadar da bunu göremeyeceğiz. Kadınlar hiçbir şekilde oyunların içerisinde olamayacak. Bir kadına mutlaka ihtiyacımız var. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Zenne ne olmuş oluyor? Kadın kılığına giren erkek oyuncuya biz zenne diyoruz. Mecburen erkekler ne yapmak zorunda? Kadın kılığına girmek zorunda bir kadın oyuncuyu sergileyeceklerse. Böyle görüyorsunuz. Tekrar ediyorum, mutlaka bunlara belli başlı anahtar kelimeler bulmak zorundayız. Geldik orta oyununa. Orta oyununda Karagöz'den pek farksız değil aslında ama burada bilmemiz gereken çok ciddi bir durum var. Bakın kırmızıyla da zaten bize ifade etmişler. Karagöz'den hiçbir farkı yok. Tek farkı canlı oynanıyor arkadaşlar. Şimdi hatırlayacaksınız Karagöz. Yani Ramazanlarda mutlaka gitmişsinizdir ya da televizyonlardan denk gelmişsinizdir gösterimlerde. Karagöz bir kişi var. O kişi bir perdenin arkasında, bir gölge oyun diyoruz aslında biz Karagöz'e. Bir perdenin arkasından Karagöz ve Hacivat'ı oynatıyor. Onlar aslında bir kukla. Ama orta oyununda bu oyuncular canlı oynuyorlar bu oyunu. Bakın tek farkı aslında bu diyebiliriz. Canlı oynanıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Karagöz canlı. Oyuncular yok Karagöz'de ama orta oyunda canlı oyuncular var. Devam edelim. Demiş ki seyircilerin çevrilediği boş bir alan, yani palanga denilen alanda oynanıyormuş. Özellikle yine palanga da bizim için çok önemli. O alanın adına biz palanga adı veriyoruz. Yeni bilgi yanlışını da karşınıza getirebilir ÖSYM'e. Dikkat edin. O alanda oynanan bir dekor var. O dekorun içine de biz aslında Yeni Dünya adını veriyoruz. Çok önemli bilgiler bunlar. Lütfen ne olur dikkat edelim arkadaşlar. Onun dışında devam ediyorum. Kesin biçimini ve orta oyunun adını 19. yüzyılda almıştır demiş. Bazen yüzyılları bize sorabiliyorlar. Ben başında geleneksel halk tiyatrosunun başında şunu söylemiştim, hatırlayacaksınız. Oyunlarımızın hepsi doğaçlama, yani tuluat yoluyla gerçekleştiriliyor. Bir kez daha söylüyorum.
Peki bu orta oyununda kimler var? Bu orta oyununda arkadaşlarım Pişekar ile Kavuklu var. Kimdir bu Pişekar ile Kavuklu? Peki hangisi Hacivat'ın yerini tutuyor? Hangisi Kavuklu'nun yerini, Karagöz'ün yerini tutuyor? Buna bir bakalım. Pişekar arkadaşlar Hacivat'ın yerini tutuyor. Yani aynı, yarı aydın kesimi temsil ediyor Pişekar. Kavuklu ise Karagöz'ün yerini tutuyor. O da cahil kesimi temsil ediyor. Tiplemeler aslında aynı. Aynı başlıkta düşünebilirsiniz. Kodlayabilirsiniz de. Bazen biz biliyorsunuz, ben çok kodlamayı beceremiyorum ama sizler yapabiliyorsunuz. Karagöz'le Kavuklu diyorlar. Böyle KK diye kodluyorlar. Kodlama size kalmış durumda. Devam edelim. Yine orta oyununun da bölümleri var. Diğer türlü Karagöz'den pek farkı yok. Orta oyunun bölümlerine bakalım hemen. Giriş bölümü aynı şekilde, hiçbir farkı yok. Yine Pişekar geliyor, ortaya çıkıyor. Sonra Kavuklu geliyor. Bir söyleşme başlıyor. Tek ufak bir durumu, arzman denilen bir konuşma var. Bir yanlış anlaşılma var. Ona dikkat etmenizde fayda var. Bakın kırmızıyla da işaretlemişler. Buraya dikkat ediyoruz. Fasıl yine aynı şekilde diğer tiplemelerin, görüyorsunuz, diğer tiplemelerin işin içine katıldığı bir bölüm. Ve sonunda da özür dileyerek bitiriyorlar oyunu. Bölümleri aynı. İkisinin de 4 bölümü var. Bölümleri bize sorabiliyorlar. Dikkat edin. Yine tiplemeleri görüyorsunuz. Tiplemelerimiz de hemen hemen Karagöz'dekilerle aynı özellikte aslında. Şöyle geçiriyorum. Geldim Medde oyununa. Medde oyununun Karagöz'den ve orta oyunundan tek farkı tek kişilik bir oyun olması. Bir adam yüksekçe bir yere çıkıyor. Yüksekçe bir yerden kastımız ne? O zamanlar tabii ki de bir sahneyi bulmamız çok mümkün değil. Yüksekçe birden kastı bir iskemle. İskemlenin üstüne çıkıyor ve taklitler yoluyla insanları hem eğlendiriyor hem de aslında düşündürüyor. İki tane aslında aksesuarı var. Bir tanesi mendili, bir diğeri de asası, sopası. Bunlar yoluyla oyununu sergiliyor. Günümüzde kiminle değerlendirebiliriz aslında meddahı? Cem Yılmaz'la değerlendirebiliriz. Tek farkı Cem Yılmaz'ın arkasında siyah bir koltuğu var. Onun dışında pek bir farkı yok aslında. Eğer düşünürsek, meddahı neyle kodlayabilirsek derseniz Cem Yılmaz'la kodlayabilirsiniz. O zamanlar biliyorsunuz kahvehane gibi alanlarda da oynanabiliyordu bu. Sadece bir evde değil ya da ne bileyim bir alanda değil. Anneannem benim 94 yaşında ve meddah gören bir kişi. Çok dinlerim ara ara ve bir evde gerçekleştirdiğini söylerdi. Sıraya girerlermiş meddah oyununa görebilmek için. Çok önemli bir şey. O zamanlar biliyorsunuz elektrik yok, hiçbir şey yok, bilgisayar yok, telefon yok. Bunlar bizim için önemli. Peki 20. yüzyıldaki meddahlarımızı görelim. Bizim için önemli. Yine ÖSYM karşımıza getirebilir. Aşkı ve sururi önemli. Bu noktada da dikkat etmemizde fayda var. Bir eline mendil, bir eline değne kaldığını söyledim. Bu noktada geçiyorum. Şöyle de görüyorsunuz bir meddahımıza. Bizim için iskemlesi, asası, mendili çok önemli. Çünkü çok ciddi, farklı farklı bunlarla tiplemeler yapabiliyor meddahımız. Şöyle gördük. Bakın ya Cem Yılmaz'dan da bahsettim. Bilgi notunda da bahsetmiş. Geldim kuklaya. Kukla kısmında da bildiğiniz aslında biz en iyi neyi biliyoruz? El kuklasını biliyoruz. İşte parmak kuklası var. Farklı farklı kukla modelleri var. Birazdan göreceğiz. Burada da kuklacılığın eski Türk kültüründe işte kol, korçak, çadır, hayal gibi atlarla anıldığı da söylentisi var. Bununla ilgili hiç soru görmedik bugüne kadar. Ama karakterlerimiz çok önemli. Bakın kuklacılıkta el kuklası demiş, iskemle kuklası, araba kuklası. Bir soru da ben bir denemede gördüm. Belki karşımıza getirebilirler. Özellikle bu sorularımızı çözersek bunlarla ilgili arkadaşlar bizim için çok fayda sağlayacaktır. Şimdi kuklada önemli bir detay burası. Kuklada iki tane karakterimiz, ana karakterimiz var. İbiş ve İhtiyar. Bu iki tane baş kahramanımız var. İbiş kurnaz, hazır cevap bir tip. İhtiyarın aslında çırağı gibi düşünün, yardağı gibi düşünün. Özellikle tekrar ediyorum İbiş.
Evet, özellikle İbiş ve ihtiyar karakterlerine tekrar ediyorum. Lütfen unutmayın. Özellikle kuklanın karakterlerine ne olduğunu sorabilirler. Bizim denemelerimiz de yapıyor bunu. ÖSYM yapıyor. Şu ana kadar gördüğümüz işte kukladır, meddahtır, orta oyunudur, kara gözdür. Bu oyunların tiplemelerini karıştırıp size sorabilirler. Mesela atıyorum kuklada pişekar ile kavuklu baş kahramanlar vardır diyebilirler. Lütfen dikkat edelim bu kısma, bilmemizde fayda var. Bu kadar kolay konuları arkadaşlar kaçırmayın. Devam edelim. Tule atın ne olduğunu konuşmuştuk zaten. Tule at neydi arkadaşlar? Bir kez daha tekrarlayalım. Doğaçlamaydı tule at. Evet, son kısmımıza bakalım şimdi de. Köy seyirlik oyunları. Özellikle köylerde hem sahneye çıkanlar köylü, hem izleyici köylü. Yani aslında doğaçlama oynanıyor. Sürekli yer değiştirerek sahneye çıkanlar farklı farklı aslında köylüler olmuş oluyor. Köy seyirlik oyunları bizim için neden önemli? Şöyle önemli, aslında geleneksel halk tiyatrosunun en eskisi. Öyle söyleyebilirim, burada yazmıyor ama en eski kısmı köy seyirlik oyunları. Balıkesir'in arkadaşlar ilçelerinde çok fazla görüyoruz biz. Özellikle Sındırgı, işte Bigadiç köylerinde. Develer, insanlar deve olurlar. İşte erkekler kadın kılığına girerler. Düğünlerde özellikle bir böyle güzel küçük tiyatral bir sahne yaparlar. Biz bunun adına köy seyirlik oyunları diyoruz. Aslında sahneye çıkan da köylü, izleyen de köylü. Ekstra burada bir bilgi daha ekleyeceğim. Herhangi bir yerine yazmanızı istiyorum. Burada aksesuar olarak özellikle makyaj olarak un ve kömürü tercih ediyorlar. Başka bir makyaj malzemeleri yok çünkü o zamanda. Şöyle geçtim. Lütfen bunlarla ilgili soru çözmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dünya Edebiyatı kısmına bakıyoruz. Bize bugüne kadar ÖSYM'de Dünya Tiyatrosu ne, Dünya Edebiyatı'ndan hiç adam akıllı soru gelmedi açıkçası. Biz de hep geçmeyi tercih ediyoruz. Ama yine de sizler bir tekrar niteliğinde bakarsanız bizim için daha faydalı olacak arkadaşlar. Modern Türk Tiyatrosu'na geldim. Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk örneği Tanzimat döneminde Şinas tarafından yazılan Şair Evlenmesi'dir demiş. Şöyle bir özelliği var Şair Evlenmesi'nin. Batılı anlamda ilk tiyatro örneğimiz. Tekrar ediyorum. Batılı anlamda ilk tiyatro örneğimiz Şair Evlenmesi. Bu açıdan bizim için önemli. Daha sonra göstereceğiz ama burada tekrar etmek istiyorum, burada söylemek istiyorum. Bir de bizim arkadaşlar sahnelenen ilk tiyatromuz var. Bu ikisini birbirinden karıştırmamanızı istiyorum. Çok önemli bir detay bu. Batılı anlamda ilk tiyatro derse bize eğer Şair Evlenmesi, sahnelenen ilk tiyatro derse Vatan yahut Silistre adını veriyoruz. Şair Evlenmesi'nden bahsettiğim için detaylı bir şekilde geçiyorum bu kısmı. Şöyle geldik. Şimdi özellikle biliyorsunuz Tanzimat 19. yüzyılda Tanzimat Edebiyatı'yla başlıyoruz. Romanda ve hikayede bunu gördünüz, detaylı olarak işlediniz. Bu dönemde karşımıza bizim Ahmet Vefik Paşa çıkıyor. Fransız sanatçı Molière'den uyarlamalar yaparak tiyatroya ciddi katkılar sağlamış. Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar Bursa valisi ve çok değişik bir yöntemi var. Açıkçası keşke Ahmet Vefik Paşa'yı görebilseydik diyorum bir tiyatro hayranı olarak. Ahmet Vefik Paşa Bursa valiliği yaptığı zamanlarda valiliğin yan tarafına bir tiyatro yaptırıyor. Ve atıyorum 5'te mi çıkıyor memurlar? Bu saati 6 yapıyor. 5'ten sonra zorunlu olarak bu memurlarımıza tiyatro izletiyor. Bakın tekrar ediyorum. Zorunlu olarak 5'ten 6'ya kadar tiyatro izletiyor. Ve tiyatroyu ülkemize aşılamaya çalışıyor. Çok önemli bir özellik bizim için. Gerçekten keşke Ahmet Vefik Paşa'yı görebilseydik. Devam edelim.
Şimdi Tanzimat döneminden sonra oluşan Servet Fünun Edebiyatı'nda dönemin siyasi baskı ortamının da etkisiyle tiyatro geri planda kalmıştır diyor. Biliyorsunuz hikaye ve romandan tiyatromuz bizim iki dönemde inceleniyor. Bir Tanzimat 1, bir de Tanzimat 2. Tanzimat 1'de halkı eğitmek amaçlanırken Tanzimat 2'de bunun tam tersi olmuş. Edebiyat açısından baktığımız zaman özellikle ikinci döneme neyle geçiş yapıyoruz biz? Vatan Yolu Silistre'den sonra. Vatan Yolu Silistre biraz halkı galyana getirdiği için oyun maalesef ki padişah tarafından yasaklanmış. Namık Kemal de sürülmüş, Magosa'ya sürülmüş. Bundan sonra da Tanzimat 2 başlamış. Ve maalesef ki bizim sanatçılarımız da ondan sonra tiyatro eseri, özellikle tiyatro eseri vermişler ama özellikle sahnelenme anlamında biz maalesef ki milli edebiyata kadar, hatta cumhuriyete kadar herhangi bir sahnelenen oyun göremeyeceğiz. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Yine 1911'de Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem öncülüğünde çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlayan milli edebiyat döneminde tiyatroda gelişmeler devam etmiş. Ama tabii ki de roman önceliğimizde. Bizim için önemli bir kısım ki Cumhuriyet dönemi tiyatrosu. Bir bilgi eklemek istiyorum. Bu kısmı Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna kadar yapacağım. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunu başka bir videomuzda anlatacağız. Bunun da altını çizmiş olayım burada. Cumhuriyet dönemindeki tiyatro da çok fazla kendini açıkçası geliştirecek. Tiyatronun çağdaş bir seviyeye gelmesinde Muhsin Ertuğrul'un rolü büyüktür demiş. Bizim için bakın önemli bir bilgi. Muhsin Ertuğrul'u unutmuyoruz bu noktada. Devam ediyorum. Evet bakın Tanzimat dönemi, Servet Fünun, Fecraati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi diye gidiyor. Tekrar edeceğim burada. Biz hemen şöyle altına çizeyim. Şu kısma kadar yani Milli Edebiyat'ı da anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu videomuzu bitireceğiz. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunu bir sonraki videomuzda izleyebileceksiniz. Bunun tekrar altını çiziyorum. Önemli. Şimdi arzu ederseniz yavaş yavaş başlayalım. Tanzimat döneminde tiyatro kısmına. Tanzimat birinci dönem tiyatro yazarları toplumsal sorunlar çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlanmışlar. Çünkü halkı eğitmek için gerçekten çok iyi bir araç. Fakat bizimkiler bu aracı maalesef kullanamamışlar. Tanzimat bir de işimize yaramış ama ondan sonra Vatan Yolu Silistre'den sonra tiyatro geri planda kalmış. Sadece yazılmak için oluşturulmuş arkadaşlar. Tiyatroları bundan sonra göreceksiniz. Hocam neden tiyatro var, siz ne söylediniz demeyin bana. Tiyatroları göreceksiniz ama oynanmak için değil. Sadece okunmak için olacak. Bunlardan hep bahsetmiş olduk. Önemli bir detay, oyunlarda demiş, meddah ve orta oyunu geleneğinden yararlanılmış. Özellikle meddah geleneği bizim için önemli. Biz bunu roman alanında da, hikaye alanında da konuşmuştuk. Bu noktada önemli sanatçılarımız da meddah geleneğinden çok fazla yararlanıyorlar. Bunlardan birini söylediğinizi duyar gibiyim. Kimdi? Ahmet Mithat Efendi'ydi. Bizim için önemli bir nokta. Şinasi'nin şair evlenmesinden bahsetmiştik. Namık Kemal'in biraz önce de söyledim. Vatan Yolu Silistre. Akif Bey, Zavallı Çocuk, Günihal, Karabela, Celalettin Erzemşah gibi tiyatroları var. Birazdan sanatçılarım işlerken tek tek hepsini göstereceğim. Şuna da detaylı da vermiştim ama tekrar edeyim. Tanzimat ikinci dönemde yapıtlar sahnelenme imkanının azalması sebebiyle oynanmak üzere değil, sadece arkadaşlar okunmak üzere yapılmış. Şöyle geçelim. Yine göreceksiniz hepsini. Şurada bir duralım. Reccazade Mahmut Ekrem'in bu konuda yine eserleri var. Afife Ancelik, Vuslat, Atala, Çok Bilen Çok Yanılır özellikle karşınıza gelebilecek. Abdülhakamit'in Finsen, Duhteri Hündü, Savru Sebat, Eşber gibi oyunları da ikinci dönemde oynanmak için elverişli olmayan oyunlar. Bu oyunlar sadece arkadaşlar okunmak için yazılmış eserler. Şunu tekrar edeyim. Birinci dönemde Vatan Yolu Silistre'den sonra ikinci dönemde artık oynanan bir oyun göremeyeceksiniz. Bizim aslında sahnelenen bir tane oyunumuz vardı. Onu da kaybetmiş olduk. Bundan sonra artık
milli edebiyat, cumhuriyete kadar oynanan bir oyun göremeyeceksiniz. Klasisini geçiyorum. Klasisini biz daha önce sanatlarda işlemiştik. Başlıyorum şimdi. Bizim için önemli bir nokta burası. İbrahim Şinasi'den başlıyoruz. Çok fazla özelliği var İbrahim Şinasi'nin. Biz her alanda aslında konuşuyoruz ama burada da tekrar konuşalım istiyorum. Tanzimat döneminin öncesi olmuş bir isim. Tanzimat dönemini aslında başlatan bir isim diyebilirim. Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesi'ni yazmış. Çok net bir şekilde, detaylı bir şekilde anlattığım Şair Evlenmesi'ni Müştak Bey'imiz vardı. Görücü usulüyle evliliğin sakıncalarından bahsediliyordu eserde. Adamımızın bir başka özelliği tabii ki de Tanzimat Edebiyatımızın başlamasına vesile oldu dedik ya arkadaşlar. 1860 yılında ne yapıyorlar? Şinasi ve Agi Efendi bir gazete çıkartıyorlar. İlk özel gazetemiz neydi o? Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Tercümanı Ahval gazetesiydi. Bir kez daha tekrarlama şansımız oldu. Şinasi bu gazetenin baş yazarlığını yapmış, ilk yerli makale örneği olan Tercüman Ahval mukaddimesinde yazmış. Bakın tiyatroyu işlerken farklı bilgiler de elde edebiliyoruz. La Fontaine'dan fable türünde manzum çeviriler yapmış. Yine en önemli noktalarından bir tanesi. Denemelerde çok fazla soru olarak karşımıza geliyor. Buraya dikkat edelim. Sadeleşme hareketinin öncüsü olmuş. Tabii ki de pek becerebildik mi? Hayır, pek fazla beceremedik açıkçası. Yine önemli bir detay, altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Noktalama işaretlerini ilk defa kullanan kişidir Şinasi. Bu noktada bizim için önemli. Durrani Emsali Osmaniye adlı bir eseri var. Bu eseri nasıl kodluyoruz? Biliyorsunuz kodlamamız gerekiyor bizim. Atasözleri diye kodluyorsunuz. Lütfen dikkat, bu eserde çok fazla karşımıza getiriliyor. Durrani Emsali Osmaniye neymiş? Osmanlı atasözleri. Atasözleri diye kodlayın arkadaşlar. Tasvir-i Efkar gazetesini tek başına çıkartmış. Yine bir gazete karşımıza geliyor. Tercüme-i Manzume adlı bir eseri var. Şiir çevirilerini yaptığı. Yine kendi şiirlerinden bazılarını Müntehabat-ı Eşar adlı bir kitapta yayımlamış. O kadar fazla özelliği var ki anlata bitiremedim. Şimdi başka bir özelliğimiz, biz bunu konuştuk daha öncesinde ama tekrarlamak istiyorum. Şinasi klasizmden etkilenmiş. Bu neden önemli? Çünkü Tanzimat 1. dönemde romantizm akımı var. Genel olarak romantizm akımı var. Bu noktada bir farklılık yaptığı için de ÖSYM karşımıza getiriyor. Daha önce sordu bize bunu. Bu noktada da lütfen dikkat edelim. Geçtim. Geldik Namık Kemal'e. Yine önemli bir sanatçımız. Her alanda hemen hemen eseri var. Romanlarıyla çok ünlü biliyorsunuz. Tarihi romanı var, edebi romanı var. Bizim için Namık Kemal çok iyi şeyler yapmaya çalışmış ama maalesef sonu hep hüsranla bitmiş. Toplum için sanat anlayışı var Namık Kemal'de. Dili sadeleştirmeyi savunmuş fakat maalesef ki öteye gidememişler Şinasi ile beraber. Süslü, gösterişli kısımlar var ama genel olarak halkı aydınlatma özelliği olduğu için daha sadeyi tercih edebiliyor. Şiirde konu ve biçim yönünden yenilikler de yapmış. Tabii ki de karşımıza getiriyor. Romantizm etkisinden bahsetmek istiyorum. Bu noktada da önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Romanlarını geçiyorum çünkü biz bu konuyu işledik biliyorsunuz. Şöyle geçtim. Tiyatrolarına bakalım. En önemli yerimiz şu anda. Bu konumuz tiyatro çünkü. Vatan yahu Silistre. Bizim için çok önemli. Ne demiştim? Sergilenen ilk tiyatrodur Vatan yahu Silistre. Çok önemli. Karşınıza getirecekler. Yine bakın. Şöyle bir soru gelebilir karşınıza. Daha önce geldi. Hangisi Namık Kemal'in tiyatrolarından biri değildir diyebilir. Oldukça fazla tiyatrosu var. 4 şıkada çok rahat sığdırabilirler. Lütfen dikkat. Günni Hali var, Kara Belası var, Akif Bey. Bakın hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorum. Zavallı Çocuk, Celalettin Harzemşah. Hepsi bizim için çok önemli. Lütfen arkadaşlar dikkat edelim Namık Kemal'in tiyatrolarına.
Evet, Vatanyol Sestra'dan bahsetmiş. İslam Bey'imiz var, Zekiye, Abdullah Çavuş, Sıtkı Bey diye. Şimdi eserlerimiz bizim çok fazla. Bu eserleri nasıl aklımızda tutabiliriz? Buralarda da karakterleri kodlayabiliriz. İşte bir tane karakter belirleyebilirsiniz. Buranın en sağlam karakteri şu anda İslam Bey ve Zekiye. İslam Bey cepheye gidiyor vatanının için. Savaşmaya gidiyor. Zekiye de çok sevdiği için onu bırakamıyor. Arkasından erkek kılına girip cepheye gidiyor. Böyle bir hikayesi var Vatanyol Silsire'nin. Okuyabilirsiniz de arzu ederseniz ama bizim için ÖSM noktalı karakterlerimiz, baş kahramanlarımız çok önemli. Size bu hikayeyi anlatacaklar. Eğer baş kahramanları bilmiyorsak cevaplayamayabiliriz. Dikkat! Geçtik soruları. Ahmet Vefik Paşa'ya geldim. Biraz önce çok fazla bahsetmiştim. Tiyatro tarihimize özel bir yeri vardır demiş. Molière'den yaptığı çeviriler ve adaptasyonlarla ünlü. Bursa'da kurduğu tiyatro Türk tiyatrosunun gelişmesine büyük bir katkı sağlamıştır demiş. Bahsettiğim için geçiyorum Ahmet Vefik Paşa'yı. Şöyle bir geri gelebilirsem eserlerini verecek mi diye bakıyorum. Evet. Hemen bakalım. Klasizmden etkilenmiştir. Bakın Şinasi gibi arkadaşlar. O da klasizmin etkisinde kalmış. Bir adamımız daha var klasizmin etkisinde kalan bu dönemde. O da direktör Ali Bey. Üç adamımız da klasizmin etkisinde kalıyor. Romantizmin etkisinde kalan sanatçıların dışında. Tiyatro çalışmalarının dışında Lehçe-i Osmani adında bugün de yararlanan bir sözlük hazırlamış. Ya adamımızın evet tiyatro çalışmaları var ama sözlükleri de çok önemli. Özellikle Lehçe-i Osmaniye'ye dikkat edin. Karşımıza gelebilir adamımızın sözlüğü. Yine Şecere-i Türk yazarın Ebu Gazi Bahadır Han'dan Türkiye Türkçesine kazandırdığı bir tarih yapıtıdır. Hocam hangisi daha çok sorulur derseniz açıkçası arkadaşlar Şecere-i Türk'ü daha fazla soruyorlar. Buraya da dikkat edelim. Tiyatroları kısmına geldim. Hemen Zor Nikah var, Zoraki Tabip var, Tabibi Aşk, Meraki Azar'la öyle gidiyor bu. Hocam hangisi en çok soruluyor? Hemen ona bakalım. Zor Nikah karşınıza getirilecek, Zoraki Tabip karşınıza getirilecek arkadaşlar. Alta indim. Kocalar Mektebi'ni göreceksiniz sıklıkla ve onun yanında Kadınlar Mektebi'ni sıklıkla göreceksiniz. Bu da bizim için önemli. Bakın 4 tane önemli tiyatrosu var. Ne olur bilelim bunları. Ahmet Vefik Paşa bizim için çok önemli. Evet. Abdülhak Hamit Tarhan'a geldim. İkinci dönem sanatçılarımızdan bir tanesi. Macera-i Aşk adlı bir tiyatro eserini yayımlamış. İlk tiyatrolarından bir tanesi. Şöyle geçiyorum. Burası önemli. Bahsettim daha önce de size. Tiyatroları sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmış. Nedeninden bahsettik. Vatanyol Silsire'den sonra bir daha tiyatro sahnelenmiyor arkadaşlar. Bundan sonra artık okunmak için tiyatrolarımız. Bazı tiyatrolarını hece, bazılarını arız ölçüsüyle aslında yazmış. Nazım nesir karışık olanlar da var. Nazım nedir arkadaşlar? Hemen onu söyleyelim. Şiir, nesir ise düz yazı. Yani ikisini karıştırıp söyleyebiliyor, yazabiliyor. Geldik şimdi bizim için önemli kısma. Burada eşber çok önemli. Birazdan tiyatrolarında görelim. Yine önemli kısma. Macera Aşk'tan biraz önce yukarıda bahsettik. Nesteren karşımıza gelecek. Sabri Sebat'ı soruyorlar. Biraz böyle tuhaf, ismi zor söyleniliyor. Bazen bu konuda kullanabiliyorlar bizi. İçli kıza dikkat edelim. Eşber bizim için çok önemli. Baktığım zaman Duhteri, Hindu ve Finten. Özellikle denemelerde Finten gelebilir. Buna da dikkat ediyoruz. Direktör Ali Bey. Çoğu kaynağımız Direktör Ali Bey'i almıyor ama biz işlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü ÖSYM'nin bize nasıl bir soru soracağını ya da hangi sanatçımızı soracağını bilmiyoruz. O yüzden de işimizi riske atmayalım. Mizah ve sözlük çalışmalarıyla tanınan bir sanatçımız. Ben ekstra bahsetmiştim Direktör Ali Bey klasizmden etkilenen bir sanatçımız. Lehçetül Hakaik adlı bir mizahi sözlüğü var. Hemen burada da evet kırmızıyla almışlar ama ben de altını çizmek istiyorum. Lehçetül Hakaik da bizim için önemli mizahi sözlük olduğunu da
şöyle yuvarlak içine alıyorum. Unutmayalım. Tiyatro kısmına geldim. Şu anda güleceğinizi düşünüyorum. Kokona yatıyor demiş. Çok fazla soruyorlar. Bir de Ayyar Hamza demiş. Burada da güleceğinizi düşünüyorum. Hamza hocamıza da selamlar buradan. Şimdi özellikle Ayyar Hamza Molière'den uyarlama bir eser. Buna da dikkat edin. Tekrar ediyorum. Kokona yatıyor ve Ayyar Hamza bizim için çok önemli. Karşınıza getirecek eserlerden. Devam edelim. Şöyle gösterelim bir. Bakalım görmediğimiz, göstermediğimiz varsa da görmüş olalım. Hepsini konuşmuş olduk arkadaşlar. Böyle geçiyorum. Ahmet Refik Paşa'dan bahsettik. Hepsinden bakın bahsettik. Ahmet Mithat Efendi var burada. Eyvah ve açık baş demiş ama Ahmet Mithat Efendi'nin neden yer vermedik? Tiyatrolarını size sormazlar. Ahmet Mithat Efendi'nin hikayesi varken, Ahmet Mithat Efendi'nin birçok özelliği varken maalesef ki tiyatrolarına yer vermiyor ÖSYM. Daha çok roman, işte atıyorum hikayeciliğe tanınan bir adamımız. Şemsettin Sami demiş, yine Ahde Vefa, Gave, Seyit Yahya demiş. Abdülhakami Tarhan'dan bahsettik ve Theodor Kasap demiş. Çok fazla dediğim gibi yer vermiyorlar. Birçok önemli sanatçım varken tabii ki de bilelim ama adamlarımıza çok fazla yer vermiyorlar. Servet Fünun dönemindeki tiyatromuza bakalım. Şimdi ben başına da söyledim. Tanzimat Tiyatrosu'nda yani Vatan Yolu Sinistre'den sonra biz bir baskı dönemine giriyoruz maalesef. Ve o baskı döneminde artık eserler yazılmak için oluyor. Yani okunmak için oluyor. Öyle söyleyelim. Sahnelenen bir tiyatro yok. Ve Servet Fünun dönemi de bir baskı dönemine, istibdat dönemine denk geldiği için maalesef ki sanatçılarımız arkadaşlar 2. Abdülhamit'ten kaynaklı eser veremiyorlar. Romanda bile çok sıkıntı yaşarken bu adamlarımızın tiyatro eseri vermesini maalesef bekleyemiyoruz. İzinle bir şeyler yapıyorlar ama dediğim gibi Servet Fünun'un tiyatrosu ile ilgili herhangi bir şey elimizde maalesef yok. Evet birkaç bir şey var. Bunlara da hiç sorduğunu biz görmedik. O yüzden geçiyorum Servet Fünun'u. Fakat yine de burada ufak tefek tiyatrolar verildiğini özellikle okunmak için bilelim. Bizi yanıltmasınlar. Şöyle bakalım. Cenab-ı Şahabettin demiş. Yalan, Körebe, Küçük Beyler demiş. Biraz önce söyledim sormuyorlar diye ama bazen bize de aslında şaşırtabiliyorlar. Özellikle biz denemelerde Körebe'yi görebiliyoruz. Körebe'ye dikkat edin. Onun dışında Halit Ziya Uşaklı yine zaten roman alanında çok ünlü olduğu için buraya fırsat vermeyeceklerdir düşüncesi var bizde. Ama siz yine de çalışırken, tekrarlarınızı yaparken şöyle bir göz atın arkadaşlar. Biz çünkü ÖSYM'nin bize ne soracağını maalesef kestiremiyoruz. Yine Mehmet Rauf da biliyorsunuz bunu konuşmuştuk sizlerle. Servet Fünun'un roman alanında iki tane önemli adamı var. Biri Halit Ziya, diğeri de Mehmet Rauf. Geldim Milli Edebiyat dönemine tiyatroya. Şimdi o dönemleri biliyorsunuz hem bir Kurtuluş Savaşı denk geliyor o dönemde ve insanlar romanlara ya da hikayelere daha çok aslında yazmayı tercih ediyorlar. Özellikle roman alanında. Tiyatro da burada yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir bakalım neler yapmaya çalışmış. Şöyle geriye geldim. 1914'te Darbedai Osmani adıyla kurulan ilk resmi şehir tiyatrosu Milli Edebiyat döneminde de rastlar demiş. Evet bu dönemde bir tiyatromuz kuruluyor. Resmi bir şehir tiyatromuz. Önemli bizim için. Artık yavaş yavaş tiyatroya her anlamda adım attığımızı gösteriyor bu. Darbedai'de ilk oyun Hüseyin Suat'ın Çürük Temel. Değişik bir adı var. Ben akılda tutacağınızı düşünüyorum Çürük Temel'i. Bu noktada önemli, dikkat edin. Onu Halit Fahri'nin Baykuş adlı manzum piyesi ele alıyor. Biz yine Halit Fahri Ozan Soy'un açıkçası Beşeciler kısmında gördüğünüzde ufak Baykuş'tan da bahsetmiştik. Hatırlayacağınızı düşünüyorum. Baykuş da karşımıza gelebilecek kısımlardan aslında.
devam edelim. Şimdi biraz önce anlattığıma gelecek. Savaş ortamının sıkıntıları içinde zaman zaman zor durumlarla karşılaşan tiyatro çalışmaları aralıklarla devam etmiştir demiş. Ama dediğim gibi roman burada çok daha fazla ön planda, tiyatro biraz geri planda kalmış her ne kadar dar ve dahi kurulsa da. Evet, 1915'ten sonra Türk yazarlarının piyes yazmaya yöneldiği görülüyor demiş. Şöyle geçiyoruz. Şimdi en önemli yere geldim bizim için. Bu devirde sadece tiyatro ile uğraşan iki sanatçı vardır demiş. Görüyorsunuz çok değişik isimleri var. Yani başka türlü kodlamamız mümkün değil. Çok yani söylemekte bile zorlanabiliyoruz. Ben öyle dediğinizi düşünüyorum yani şu an. İbn-i Refik, Ahmet Nuri, Musaipzade Celal. Çok böyle telaffuz etmesi zor isimler. Bu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Şıklarda zaten size bunları verdiğinde net göz aşinalığınız oluyor. Tekrar ediyorum. Bu devirde sadece tiyatroyla uğraşan iki sanatçımız var. Hangi dönemdeydi? Milli edebiyatta. Ne olur unutmayalım. Yine bu dönemde Türkçülüğün de etkisi çok fazla. Savaş döneminin olması biliyorsunuz. Bu dönemde yine Reşat Nuri Güntekin, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya gibi sanatçılarımız da eserler vermiştir. Bittiğini düşünüyorum. Hı? Tamam, adamları vermiş. Çok az bir yer kaldı. Emin olamadım, o yüzden durdurdum. Evet, devam edelim. Şimdi iki adamımızı da görelim arkadaşlar. İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. 8.'si de var bir de. Bakın ismi oldukça zor. Komedi ve vodvil ustası olarak biliniyormuş. Darbedayin kuruluşunda görevli olan kurulda yer almış bir isim. Aynı zamanda bakın bir yazar ama bir oyuncu da ayrıca. Bu çok önemli bir nokta bizim için. Şöyle devam edelim. Tiyatroları kısmına geldim. Ceza Kanunu karşınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Alemdar karşınıza gelebilir. Hepsine bakın ama bize net sorular soruyorlar bu noktada. Hemen hemen hepsine bakabilirsiniz ama iki tane tiyatromuzu biz çok fazla görüyoruz. Bunlara dikkat edin. Geldim Musaipzade Celal'e. Zenne rolleriyle de sahneye çıkmış. Bakın her ikisi de hem oyun yazarı olmalarına rağmen oyuncudur da aynı zamanda. Bu noktada da önemli bir detay. Şöyle durdum burada. Aynaros Kadısı demiş. Aynaros Kadısı en çok karşınıza gelebilecek eser. 1938'de Bir Kavuk Devrildi adlı oyunu ise 1939'da Muhsin Ertuğrul tarafından filme uyarlanmış. Bakın çok önemli bizim için. Her ikisi de biz en çok Avaros Kadısı'nı görüyoruz ama şıklarda bize bir karşıtlık yapıp tam tersi bir duruma döndürüp Bir Kavuk Devrildi'yi de sorabilirler. Film haline getirdiğini Muhsin Ertuğrul'un, bakın yine altını çiziyorum, bilelim. Evet, Aynaros Kadısı'ndan bahsettik, Bir Kavuk Devri'nden bahsettik. Şu anda bir tane daha eser ekleyeceğim arkadaşlarım, Köprülüler. Bunu da biz görüyoruz denemelerde, soru bankalarında. Köprülere dikkat edin. Ne demiştik? Tekrar edelim. Aynaros Kadısı, Bir Kavuklu Devri'de. Üçü önemli. Şu konuda bir kez daha tekrar ediyorum. Hepsi karşınıza gelebilir. Biz en çok gelenleri şu anda bakıyoruz. Şöyle devam edelim. Evet, Musaipzade Celal'den bahsettik. İbn-i Refik'ten bahsettik. Halit Fahri Ozansoy'un Baykuşu'ndan bahsetmiştik. Şurası şimdi önemli. Bu sanatçılarımız ufacık bir cumhuriyete de kayıyorlar ama burada gösterelim. Faruk Nafız Şamlıbel, geçen yıldan da bileceksiniz, Canavar ve Akın adlı oyunları önemli. Dikkat edelim buraya. Yine Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz oyunu çok önemli.
Şöyle geçiyorum. Reşat Nuri Güntekin biliyorsunuz romancılığıyla ünlü olduğu için tiyatroların çok fazla bize sormuyorlar. Tek bir şey alacağım, bu da bizim için olsun diyorum. Balıkesir muhasebecisini sorabilir. Bakın şöyle yuvarlak içine almaya çalışıyorum. Balıkesir muhasebecisine dikkat edin. Halit Edipada var. Yine Mithat Cemal Kuntay. Refik Halit Karay'da. Deliye de dikkat edebilirsiniz. Birkaç kez gördüm ben soru bankasında, soru bankalarında, denemelerde. Belki karşınıza getirebilirler. Evet arkadaşlarım, Milli Edebiyat tiyatromuz da bitti. Başında da söylemiştim size, aralarında da söyledim. Cumhuriyet tiyatrosunu bir başka videomuzda anlatacağız. Çünkü uzun, çok fazla da sizleri sıkmak istemiyoruz açıkçası. Lütfen ne olur izledikten sonra tekrarlarınızı yapın. Özellikle tiyatromuzdan da çok fazla sorular geliyor. Sadece roman ve hikaye önemli demeyin. Bu noktada önemli. Ve lütfen bizleri izledikten sonra ne olur soru bankalarımızı açıp sorularımızı, bunlarla ilgili sorularımızı çözelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.